Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim güzel kızcilerim, yemek yapacağız hep birlikte. Şu malzemelerin güzelliğine bakar mısınız? Şu güzelliğe, muhteşem güzelliğe bakar mısınız? Mısırlar, limonlar, patlıcan, biber, sarımsak, soğan, patatesler, kesme tahtası, bıçak. Her şey mükemmel görünüyor kızlar. Çok değişik bir yemek yapacağım. Daha önce hiç yapmadığım yemek. Kıyma, et hiçbir şey kullanmıyorum. Ben de merak ediyorum. Mısırları, patlıcanları kullanmayacağım arkadaşlar. Yok, bunlar ayrı. Bunları haşlayacağım. Yıkadım bütün malzemelerimi. Mısırlarımı da yıkadım. Aman aman, dışarıdan gelen çocuk sesi. Ama ben rahatsız olmuyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Sohbetimizi de edelim. Yemeğimizi de yapalım. Hep birlikte. Evet kızlar, kızçeler hep birlikte çok seri bir şekilde yemeğimizi yapalım. İlk önce soğanları doğramakla işe başlayalım kızlar. Tencerem de burada. Biraz sıvı yağ koydum. Hemen soğanları doğramakla işe başlayalım. Arkadaşlar, soğanlarda bir ton kabuğu çıktı. Boğuluyoruz arkadaş. Daha önce yapmadığım yemeği yapacağım arkadaşlar. Ofelia'nın short videosunu gördünüz mü kızlar? Duyanlar, duymayanlar. Ofelia'nın short videosunu izleyin benim short videomdan. Bunlar öyle bir yalancı, öyle bir sahtekar ki. Yani ben bunların yalanlarını yüzüne vurmaktan bıktım. Bunlar arsız bir şekilde yalan konuşmaktan bıkmadılar. İşte size ispatı. Görmeyenler de görsün. Sevgili arkadaşlar. Şimdi şu soğanları doğrayayım. Birkaç kişinin de ismini vererek videomuza, konuşmamıza, sohbetimize, yemeğimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, en kısa zamanda geliyor. Gelmeyecek zannetmeyin yani, gelecek. Sizler de göreceksiniz. Şimdi şöyle bir tane yorgun diye birisi var. O yorgunu öyle bir yormuşlar, öyle bir yormuşlar ki yorgunluktan, yani erkekler bunu o kadar çok yormuş ki yorgunluktan çok fazla saçmalamaya başladı. Aşırı derecede bir saçmalamaya başladı. Tanımaz etmez. Beni tanımaz, onu tanımaz. Ne kadar aptal insansınız ya. Aa, önce şu mısırlarımı koyayım kızlar. Mısırlar pişerken. Kızlar, mısırları koydum. Mısırlar kaynasın. Mısırları yıkamıştım zaten. Hiç ikiye falan da kırmadım. Zaman kaybı olmasın diye. Biraz tuz attım. Şimdi onlar kaynayacak. Ben yemeklerimi yapana, yemeğimi yapana kadar o kaynayacak zaten. Patateslerimi kızartacağım. Patateslerimi, iki adet patateslerim var. Şöyle yapalım. Burada soğan kalmış. Vallahi siz kısmetten çıkmışsınız. O yüzden sizi tencereye koymuyorum. Bunları kızartacağım arkadaşlar. Küp küp doğrayıp sonra patlıcanlarımı falan doğrayacağım. Evet. Bir yalanın daha sonuna geldik. Hayatları yalan. Gördüğünüz gibi. Konuştular orada. Konuştular. Yalan, yanlış, yok. Ne diyor? Biz diyor ispatlı konuşuruz diyor. O diyor kiminle dans ettiğini bilmiyor diyor. Arkadaşlar diyor, biz öğrendik diyor. Ondan sonra Ofelia'nın diyor hesabını çalmış diyor. Ya da diyor 52 tane fake hesabı var diyor. Ofelia'nın hesabı diyor fake hesap diyor. Çaldı diyor, kendi kendine yorum yapıyor. Bu kadar da olur ama bu kadar da yalan olmaz. Bu kadar ya, bak olur ama bu kadarı da olmaz. Birisi de kapı çalıyor. Çakalın birisi de pusuya yatmış. Geliyorum. Kızlar, çakalın birisi de pusuya yatmış akşam. Bir de diyor ya, insanlar ne kadar yalancı ya. Ay ben izlemiyorum. Ben bakmıyorum. Yorum yazılıyor. Yorum yazıldıktan 10 dakika bile değil ya. 7 dakika sonra short videosu paylaşılıyor. Canlı yayınlar açılıyor. Ne kadar dokunmuş sana. Ne kadar zoruna gitmiş ya. Ahlaksız.
kadar belli ediyorsunuz ki yalancılığınızı, fesatlığınızı. Yapmış arkadaş, bunlar böyle bunlar. Özellikle de o buruşuk. Buruşuk muşamba. Pusuya yapmış çakal. Senin işin gücün yok mu kızım? Aa buruşuk, baksana burada ne söylemek istiyorum. Brandayı, muşambayı yırttılar. Limon gibi kızım seni sıktılar. Nedense bu şarkıyı duyunca aklıma direkt sen geliyorsun ha. Gerçekten seni limon gibi sıktılar. Limon gibi. Köpekler acıyor haline. İpten kurtulmuş deli danalar gibi. Nereye saldıracağını şaşırdın. Ne olacak senin bu halin? Ne olacak bakalım? Yalan üstüne yalan. Bunlar tamamen yalan makinesi arkadaşlar ya. Yalan makinesi. Hadi bakalım sizin söylediğiniz yalanlarınızı ben ispatladım. Şimdi siz de ispatlayın. Sizden video bekliyorum. Deniz'in çikolata çaldığına dair olan ve benim 52 tane fake hesabım varmış. Ben de bunların açıklamasını ve bunların videosunu bekliyorum. Ispatlı konuşuyorsunuz ya. Ben bunu bekliyorum. Bak ben nasıl ispatladım. Ya nasıl ispatladım. Patates testlerimi kızartıyorum kızdan. Yağım kızmıştır. Merak ediyorum nasıl bir yemek olacak. Heyecanlı bir şekilde. Mısır bile kokmaya başladı arkadaşlar. Şimdi geçelim, patlıcanlarımızı soyalım. Patateslerim kızarıyor arkadaşlar. 3 tane patlıcan kullanacağım. Kalmasın yemek, çok fazla dolmasın. Aa baktım ki yemek gerçekten çok lezzetli. Fazla yaparım. Bu böyle deneyim için hiç yapmadığım bir yemek. Patlıcan. Sırf canlı yayını, canlı yayınlarını, sırf short videolarını sadece bize göre ayarlayıp da yapıyorlar. Böyle insana ne denir? Fırsat düşkünü, çakallar. Ben dün ne güzel söylemişim ya, size dedim ya. Çişli, lüle taşı gibi oturdun oraya, canlı yapıyorsun. Lüle taşı gibi onu bunu konuşuyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Akşam kızlar dünkü videomda konuştuğum sözleri gerçekten çok beğenmişler. Çok gülmüş herkes. Beğenmişler demeyelim de bayağı bir gülmüşler. Şey diyorlar hatta, ne işimiz var bizim o kanalda? Hiçbir Allah'ın kulu o kanalı merak edip de izlemek için bana mesaj dahil atmadı. Bir kişi yazdı. O bir kişiye de ben göndermedim. Ondan sonra boş insanların işi, boş boş. Bak ben yemek yapıyorum, hiçbirisi yemek yapmıyor. Ben mutfaktayım, hiçbirisi mutfakta değil. Verecek cevapları da yok. Bu arada Pepe gene kaşınıyor. Pepe, ah Pepe. Ah Pepe, vah Pepe. Sen neymişsin sen? Senin ağzını cart diye yırtacağım Pepe. Sen kimsin ki beni ayağına çağırıyorsun Pepe? Seni adam yerine koyup da ben senin ayağına gelir miyim? Aa illaki benim hayranımsan Pepe. Beni çok ama çok görmek istiyorsan Pepe. Gelirsin buraya. Yerim belli, yurdum belli. Sıkıyorsa, varsa sende o döt. Gelirsin Zeytinburnu Yeşilçam kafeye. Madem bu kadar hayranımsın. Çünkü ben hiç kimseyi görmek istemedim. Siz ısrarla beni görmek istiyorsunuz. Beni çağırmışmışlar da ben gitmemişim de. Pepe kim ki ben Pepe'nin ayağına gideceğim ya? Kim Pepe kim? Gitsin de konuşmak için dilini düzelttirsin. Küçük bir operasyon geçirsin. Bir şeyler ya, bir şeyleri yapsın. Çıkmış orada bir de çağırdım da gelmedi de. Sen kimsin ki ben senin ayağına geleceğim? Kimsin kızım Pepe? Kimsin? Ha? Nasıl bir saplantı sendeki kız? Nasıl bir saplantı? Öyle bir saplanmış ki arkadaşlar bu Pepe bana. Gizli hayranlık mı desem? Allah'ım ne diyeyim yani, diyecek söz bulamıyorum. Beni davet etmiş kaç kere ve ben gitmemişim. Bir düşün ya. İnsan bir düşünür yani, Asi hiç benim ayağıma gelir mi? Asi kimsenin ayağına gitmez, merak etme. Birkaç kişinin dışında kimsenin ayağına gitmez. Duydun mu? Koskoca hortumcu bile benim kendi ayağıma geldi. Ben gitmedim. İzleyin görün videoları. Orada balık malık mevzusu yapıyorsunuz ya. Ben oho 4. senenin sonunda gittim.
Öyle yani kızlar, kızçeler. Ne yapıyoruz? Biberlerimiz var, domateslerimiz var. Patlıcanları koyduktan sonra şöyle patlıcanları bir alt üst edeyim. Ondan sonra domateslerime geçeyim, biberlerim, sarımsaklarım. Soğanla birlikte sarımsaklarımı da doğrayacağım arkadaşlar. Sarımsaklarım küçük olduğu için bu kadar sarımsak kullanacağım. Şöyle kızlar, beni her zaman görüyorsunuz, önemli olan yaptığım yemeği görmeniz. Soğanla patlıcanlarımı bir güzel kavuracağım. Sarımsaklarımı da koydum. Patateslerim de burada kızarıyor. Nefis kokular mutfağa yayıldı gene. 1 metre mutfakmış, yarım metre mutfakmış. Duyu da inanma. Mutfağa takmış bunlar, takıntılı. Bunlar takıntılılar. Pepe beni çağırmış da gitmemişim ayağına. Neymiş efendim? Korkudan gitmemişim kızlar. Çok korkuyorum biliyor musunuz? O kadar çok korkuyorum ki anlatamam size. Bir de Zeynep'e bir lafım var burada. Zeynep kırmızı ipten bahsetmiş. Zeynep az kaldı o kırmızı ipi senin boynuna dolayacağım ben. Hiç merak etme, az kaldı. Orada mal mal yazıyorsun ya. Tek hayaliniz böyle var ya. Bel altı. Sırf bel altından konuşuyorsunuz. Ben ne diyorum, orası resmen bir porno kanalı. Ahlaksızca şeylerin konuşuldu. Birbirlerini tatmin etmek üzere açılan 5-6 tane yığışmış, yılışık, menopozlu kart karıların kanalı. Ondan sonra gelelim Peri'ye. Peri misin, in misin, cin misin? Kız sen kimsin? Sen de karı ol, kocan da sana çiçek alsın. Ha kocan sana çiçek almıyorsa o tamamen senin problemin. Benim problemim değil. Asla benim problemim değil. Sizler işte böylesiniz. Sizler hiçbir şeyin iyi olmasını istemeyen, kendi kafalarından laf uyduran, kendi bir yerlerinden öyle bir yaratıklarsınız. He şimdi Kuzey Öküzü sana sesleniyorum. Hani sen çok ciddi yerlerle görüşmen vardı, konuşman vardı. %100 yani emindin Ofelya'nın benden gittiğine, Ofelya'nın hesabını çaldığına. Aldın mı babayı, he? Aldın mı? O konuşan da benim değil mi? Ofelya'nın sesini taklit etmişimdir değil mi? Ya da dersin ki şimdi ay Ofelya'ya yalvarmış gece gündüz de işte bir video atmış. Onu dersin değil mi? İşte sen, siz kıvırmaktan yana birincisiniz. Siz sadece kıvırırsınız lafı. Utanmazlar. Bir yalanlarınızı çıkarıyorum ortaya. Ya siz çıkarsanız da. Hadi atın ya, ben bekliyorum. Short videosu ya da toplulukta paylaşın Deniz'in çikolata çaldığı videoyu. Ufuk da orada sesleniyormuş. Hadi. Kaç günden beri bangır bangır bağırıyorum. Bakın ben ispatladım. Siz niye ispatlayamıyorsunuz? Çünkü yok öyle bir şey değil mi? Çünkü yok. Kendi söylediğiniz yalana kendiniz inanıyorsunuz. Buluşup da arkadaşlar canlı yayın açmış. Mal. Ondan sonra salak salak konuşuyor her zamanki gibi. Tabii ki de içmiş. Sarhoş. Bir şeyler yazıyor orada. Bir şeyler konuşuyor. Dedim bu ne vızıldıyor ya. Bir sinek vızıltısı geliyor bir yerden dedim. Canlı yayını yapmış. Bir de korkudan canlı yayını kaldırmış. Kızım sen ne ayaksın? Gerçekten sen ne ayaksın? Sen orada tehditler savuruyorsun. Sen orada beddualar ediyorsun. Evir çevir aynı laflar. Sana yazmışlar. Yazmışlar. Buluşuk. Bıktık artık mahkemenden diye yazmışlar sana. Bıktık senin mahkeme davalarından diye yazmışlar. Niye kaldırdın o yorumu? Ayrıca benim kanalımdan, benim videolarımdan sana ne buluşup? Sana ne benim yorumlarımdan? Ben senin yorumlarına gelip bakıyor muyum? Bakmıyorum çünkü ben senin gibi mal değilim. Gerçekten bak. Senin kadar mal değilim. Senin kadar da bir açık peşinde, bir delil peşinde olan birisi de değilim. Ama sana da çok görmemek lazım. Kız haklısın. Nasıl canın yanıyor değil mi? Ofelya seni şutladı ya. Seni gönderdi ya, çok canın yanıyor değil mi? Artık deli dalalar gibi.
ne yapacağını bilmiyorsun. Nereye saldıracağını bilmiyorsun. Kızlar patlıcan, soğan ve biberi bir güzel soteliyorum. Şimdi domateslerimi biraz kapatıyorum. Artık orta ateşte kapatıyorum. Domateslerimi soyuyorum. Öyle yani. Allah'ın çapulcuları. Hele o deniz bunağından hiç bahsetmiyorum. O iyice bir bunamış. Ona ne kadar şimdi bu tür yaşlı moruk insanlara ne kadar böyle bel altından konuşmaları geri iade etsem, bu tür insanların bu tür konuşmalar gerçekten çok hoşuna gidiyor. Bundan zevk duyuyorlar. Ah deniz ah, ah azgın deniz ah. İyice şaşırdı bu deniz de, iyice şaşırdı yani bu moruk deniz. İyice şaşırdı. Beyoğlu'nun ateşli gülü. Deniz bak sana söylüyorum, Beyoğlu'nun ateşli gülü. Öyle şeyler yazıyordun orada. Senin ateşliliğin mi kalmış kız? Ondan sonra zaten Hifa'yı hiç demiyorum. Hifa tarlabaşı bak çok ne kadar iyi biliyor. Herkes nerede çalıştıysa oranın mekanını çok iyi biliyor. Hifa'ya tarlabaşı yakışır. Ben tarlabaşı bilmem, ben senelerdir İstanbul'dayım. Doğdum bittim İstanbul'dayım, ben tarlabaşında ne iş yapılır bilmem. Onu da Hifa'nın sayesinde akşam öğrendik. Ondan sonra öyle yani. Bilmediğimiz konuları bunlardan görürüz. Bilmediğimiz yerleri, işte o yerlerde neler yapılıyor, ne iş yapılıyor, biz bunlardan öğreniyoruz. Hifa'nın mekanı, tarlabaşı. Öyle yani kızlar, kız şeyler. Ah kız şeyler, ah! Bende yalan yok. Bak nasıl ispatladım. Ofelya'nın benden gitmediğini. Hı? Ofelya bana yorum yazar. Çok önemli bir işi olmadı. Süre içinde havada, karada, otobüste, minibüste, ne bileyim uçakta, her yerde yazar. Çok önemli bir işi olmadı süre içinde. 3 gün yorum yazmıyor diye aman Allah'ım kıyametler kopuyor. Bunlar nasıl mutlu oluyorlar? Nasıl mutlu oluyorlar? Öyle yani kızlar. Mısır kaynıyor. Patates kızarıyor. Mis gibi kokular etrafa yayılıyor. Daha ne olsun kızlar? Bu bir arkadaşım istedi bunu. Videonun sonunda hangi arkadaşımın tarifi olduğunu da söyleyeceğim. Sanki daha yemek pişmeden bile gözüme güzel görünmeye başladı. Patlıcanın soğanla kavrulması. Bile bu şekilde bile o kadar lezzetli gözüküyor ki anlatamam. Domateslerini koyacağım kızlar. Şöyle. Kızlar domateslerini de koydum. Kapağını kapatıyorum. Biraz domatesleri de pişsin. Kızaran patateslerimi de içine atacağım. Salça kullanmıyorum. Tuzunu falan daha atmadım. Şu tezgahın üstüne toplayıp hemen geliyorum kızlar. Bak Pepe. Orada yazıyorsun, uğraşıyorsun ya. Hani bana bir sürü yorumlar yazıyorsun ya, bilip bilmeden mal mal konuşuyorsun ya Pepe. Bak sonra bir gün ne olur biliyor musun? Bir gün kocan her şeyi öğrenir. YouTube kanallarında ahlaksız bir kanalda gezdiğine, ahlaksız bir kanalda ahlaksızca insanlarla muhatap olduğunu, ahlaksız insanlara çanak tuttuğunu, ondan sonra azmış moruk çetesine destek verdiğini görürse vallahi senin için hiç iyi şeyler olmaz yani. Biliyorum kocandan çok tırsıyorsun. Bence hiç sen boyundan büyük işlere girişme. Bir gün bak damarımı attırırsın, adınla soyadınla sana özel bir canlı video yaparım. Çık işin içinden çıkabilirsen o zaman. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok.
Ama siz o kadar korkaksınız ki korkaklığınızdan yalana sığınacak kadar ahlaksızsınız. Yalana sığınacak kadar. Ne kadardır benimle uğraşıyorsunuz bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Sadece uğraşıyorsunuz bak. İcraat yok. Ne diyorum? Hatice'yi değil, neticeyi görmek istiyorum. Kaç kere söyledim size? Ya bana delille gelin. Gelelim şu buruşun engelleme meselesine. Diyor ya orada, çaktım engeli diyor. Ben sana mı yalvaracaktım diyor. Orada 3 kişilik bir görüşme yapıyorsunuz. Buruşu. Bak şahit var, şahit. Ha, Gülçin var şahit, Gülçin. Gülçin şahit yani. Sıkıyorsa Gülçin'e konuştursana kanalında. Sıkıyorsa Gülçin'e dedirtirsene. Ben çaktım engeli. Gülçin doğru mu diye dese dedirtirsene bu lafı. Gülçin yalan söylemez. Gülçin şahit bak. Ofelia'nın seni engellemesine Gülçin şahit, ben şahidim. Hadi beni sayma, Gülçin şahit. Kızım her şey ortada. Hala diyorsun ki orada. Ay şöyle böyle. İşte birinden mesaj göndermiş, ses kaydı göndermiş, çaktım engeli. Senin haddine mi düşmüş? Nasıl için yanıyor ama? Nasıl cayır cayır yanıyor için? Bir arkadaşla konuştum arkadaşlar. Güzel bir telefon görüşmesi oldu. O da gelecek yakında. 10-15 günü en geç 15 gün, 10 gün, 15 gün içinde gelecek. İnşallah o konuşacak zaten. Yok Canoş gelecek zaten de, yani Ofelia gelecek de bu konuşacak olan kişi Ofelia değil. Bu başka bir arkadaş. Son birkaç gündür onun da ismini anıyorlarmış kanallarda. O da verecek size cevabını. O da verecek size ağzının payını. Kimse meydanı boş bulmasın. Kimse orada boş boş milletin adını anarak prim yapmaya çalışmasın. Bir kere şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu Kuzey Öküzü diyor ki gelsinler diyor benim ne diyordu? Ayak parmaklarımı mı tırnaklarımı mı ne yesinler mi yalasınlar mı? Ay buruşuk Kuzey. Bu nasıl bir fantezi? Siz böyle mi fantezi yapıyorsunuz? İşte ne kadar basit olduğunu, ne kadar gereksiz konuştuğunu sizler bilin. Kahve içtim arkadaşlar. Türk kahvesinin. Türk kahvesi değil, pardon, Nescafe içtim. Haha dibindeki kalan şeye bakın, kalp çıkmış. Gözüküyor mu? Buradan biliniyor yani ne kadar terbiyesiz, ne kadar kötü bir ortamda yaşadıkları, nasıl bir geçmişleri oldu. Nasıl bir ortamda büyüdükleri ben kimseden bu zamana kadar duymadım. Ayak parmağı, ayak tırnağı, işte ayak tırnağımı öp, yalasın, öpsün gibi, bu ne kadar iğrenç sözler ya. İşte bu pisliğe gidip de bu pislikte muhatap olan insan bunun gibi pisliktir. İsim değiştirerek girmişler oraya. Yeni gelen kişiler falan yok arkadaşlar ona. Sadece isimleri değişmiş. İsim değişikliği var sadece. Evet kızlar. Patatesler kızardı. Patatesle patlıcanın buluşma anı. Şöyle yağsını süzdürelim. 3 patlıcandan yaptığıma pişman oldum. Çok güzel görünüyor. Nefis görünüyor. Tatmadan zaten görünüş gerçekten muhteşem. Süper, harika. Pislikler. Ağızlarından Allah Allah lafını düşürmüyorlar güya. Ama dedikoduya gelince vay 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 vay. İşte dinle devlet işini karıştıranlar gibi konuşuyorlar. Kapatalım kızartmamızın. Patateslerimizin altını kızartıyorum. Şöyle bir kere çeviriyorum arkadaşlar. Patatesler ve patlıcanlar dağılmasın diye. Zannedersem bir 5 dakika kaynatırsam, yani kapağını kapatıp da yemeğim hazır olacak gibi hissediyorum. Çok güzel görüntüsü var. Sizce de öyle değil mi? Mısırlar daha pişmemiştir herhalde. Evet kızlar. Mısırlarım pişti. Dumanı üstünde. Soğusun şöyle gözüm. Bu limonla bir şey yapmayacağım arkadaşlar.
Limon kalmış burada dursun. Ondan sonra Deniz'e spagetti yapacağım. Ben de yemeğim çok güzel oldu kızlar, bakar mısınız? Aman Allah'ım, bakar mısınız şu güzelliğe? Nefis. Çok güzel bence, süper. Tadına bakmadım ama tadı zaten görünüşünden belli ne kadar güzel oldu kızlar. Sabırsızlanıyorum yemek için, karnım çok aç. Deniz'in spagettini yapayım. Ketçap ve mayonezle yiyecekmiş. Sarımsaklı mayonez ve ketçaplı yiyecekmiş. İşte bizler böyle. Dur perde, aman aman. Ben kaç tane perde yaptım burada. Bizler böyle yemeklerle uğraşıyoruz. Mutfağımızda, kendi yemeğimizde, ekmeğimizde. Ondan sonra uğraşan kişileriz. Hiç kimsenin işlerine karışmayan, hiç kimsenin işiyle de uğraşmayan ve yalan söylemeyen kişileriz biz. Daha ben ne söyleyeyim bu kadar gereksiz insanlara. Hani elimde ispatı var, delili var yani. Ben delilsiz bir şey konuşmam. Orada boş boş konuşmanın bir anlamı yok. Takmışlar ifadeye. Ben söyledim bunu, anlattım. O ifade de sayılmaz zaten. Çünkü konunun tamamen benimle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Ben ne diyorum? Ciddi bir şey olursa zaten konuşacağım diyorum. Bunlar gerçekten ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyorlar. Yapıyorlar orada short videoları ya da canlı yayın falan. Ama yalan konuştukları için canlı yayınlar kaldırılıyor. Short videoları kaldırılıyor. Burada maksat ne? Amaç ne? Neymiş efendim? Ortada hiçbir şey yokken kendi kendine yaptı bu buruşuk. Kendi kendine yaptı. Kendi kendine bir ne bileyim afralara mı girdi, tafralara mı girdi, bir havalara mı girdi? Hortumcunun davasını bıraktı, bana yöneldi. Bu zamana kadar ay hortumcuyla olan davam sonuçlansın, YouTube'u kapatacağım. Şimdi diyor ki Asi ile olan davam kapansın, YouTube'u kapatacağım. Kızım sen YouTube'u kapatırsan aç kalırsın ha. Aç kalırsın, aç. Öyle patecikleri, hayvancıkları kullanarak, hayvanlara çiğ et, çiğ kemik yedirerek hayvanseverlik olmuyor. Duydun mu? Bilmiyorsan öğren böyle şeyleri. Bu kadın yemin ediyorum milletten para da toplar ha, hayvanlara yardım ediyorum. Bundan her türlü şey beklenir. Git kendi eğlenceni, kendi yemek yemeni çek. Milletin masada eğlenmelerini çekme. Milletin masada ailesiyle yemek yerken ya da eğlenirken bak onları çekme. Kendin şöyle bir masa donat. Kendini çek. Çekemiyorsan da çektir. Öyle havalı havalı konuşma yani. Havalılığı da bir tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Yalan yanlış konuşuyor. Yanlış konuşunca işte işler değişiyor. Kızlar, şöyle yoğurt çıkardım kendime, kaymaklı. Ondan sonra mercimek çorbam dünden kalan, o kadarcık kaldı. Çok güzel olmuştu. Şu an dolaptan çıkardım. Çok güzel olmuş. Çorbam var. Mercimek çorbam. Şu müthiş yemeğim var. Bir de spagettim var. Daha ne olsun değil mi kızlar? Pardon, mısırım da var. Mısırı unuttuk. Şöyle göstereyim mısırımı da. Mısır çok sıcak. O yüzden onu erkenden çıkardım ki soğusun diye. Çok sıcak bir şey yiyemiyorum ben. Daha önceden de söylemiştim. Burada da bir boş tencerem var. İçi boş tencere. Makineden çıktı. Makineyi boşalttım bu arada kızlar. Kızçeler. Evet kızlar. Yemeklerim oldu. Deniz'in spagettisi. Sarımsaklı mayonez, ketçap. Kendisi karıştırır. Burada mercimek çorbam. Burada patlıcan yemeğim. Gerçekten o kadar nefis olmuş ki. Bunu mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tarifi tamamen bana ait değil. Hatta bu tarifin hiçbir şeyi bana ait değil. Can arkadaşımın tarifi diyelim. Mükemmel bir tarif. Çok beğendim. Tadına baktım. Gerçekten harika. Bilmiyorum artık siz sever misiniz?
Patlıcan sevmeyenler patlıcanı bir de böyle deneyin. İçinde et yok, kıyma yok. Ondan sonra tavuk yok. Hiçbir şey yok. Normal patates, patlıcan, domates, soğan, sarımsak, biber. Başka hiçbir şey yok. Burada da kaymaklı yoğurdum var. Mısırım da var kızlar. Böyle yani biz evimizde, mutfağımızda, evimizin işiyle, yemeğimizde, çocuklarımızla, kocamızla ilgilenen kadınlarız. Aslında bize ev kadını denmez biz. Her işi yapan kişi. Yani dışarıda farklıyız, evde farklıyız, ev işi yaparken farklıyız, arkadaş ortamında farklıyız. Biz böyleyiz yani. Biz dedikodu yapmıyoruz. Biz olmuş şeyleri konuşuyoruz ve yalan yanlış kimsenin günahını, kimsenin ahını almıyoruz. Orada diyor ki hastaya saygınız yok. Pardon ya, bunu diyen öküz. Senin ölüye saygın var mı? Sen neler söyledin? Ya söylediklerinizi unutuyorsunuz ya da gerçekten siz mallığa, aptallığa yatıyorsunuz arkadaşlar. Kızlar sizleri öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadında kalın. Yalansız, dobrasız bir kanal istiyorsanız Asi Kadın'ın kanalı, herkese kapısı açık. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.